Arkadaşlar 2020 ALES 1 sonuçları açıklandı. Arkadaşlar şimdi bu sonuçlara ilişkin analizler yapacağız. Sınav sonuçlarındaki standart sapma oranı nedir? Kaç puan alanlar 70'i geçti? Kaç puan alanlar 85'i geçti? Ve aynı zamanda arkadaşlar bu sonuçlar DGS'de de benzer şekilde görülebilir mi? Yani bu standart sapma DGS sınavında da görülebilir mi? Arkadaşlar ben görüleceğini düşünüyorum. Şimdi bunun sebebini anlatacağım. Hem ALES hem de DGS sonuçlarını bekleyenler, ALES sonucu alan arkadaşlarım dikkatlice dinlesinler. Diğer ALES'e çalışan arkadaşlarım da buradaki tablodan birazcık daha ders çıkarmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten son yıllarda değişen bir sistem var. Hocam ne demek istiyorsun? Arkadaşlar artık belli netlere 70 puanlar gelmiyor. Belli netlere 85 puanlar gelmiyor. Belli netlere 95 puanlar gelmiyor. Bakın en basitten örnek veriyorum standart sapmayla ilgili olan netlere göre size olayı. Bakın şu gördüğünüz sonuç belgesi benim 2018 yılında girmiş olduğum ALES'teki sınavındaki sonuç belgem arkadaşlar. Bu benim kendi şahsımın sonuç belgesi. Matematikte tamamını doğru yaptım. Türkçede de 16 doğru 2 yanlış yaptım. Yani çok fazla kasmamıştım bu sınavda. Öylesine girdiğim bir sınavdı. Ve bakın 88 puan aldım aşağı yukarı. 88. Şimdi arkadaşlar bakın burada da yine bu sene sınava giren bir arkadaşımızın puanı var. Bakın neredeyse matematiği full yapmış. Yani 4 tane soru var arkadaşlar. Yani bence bu arkadaşımızı matematiği full yaptı gibi algılayabiliriz. Fakat bakın Türkçe yapmamış. 75 puanda kalmış. Ve arada 13 puan gibi bir fark var. Sayısal puanları açısından kıyaslıyorum arkadaşlar. Yani sayısal puanları açısından baktığımız zaman ciddi bir fark var. Yani bu neden? Bakın birincisi 2018 yılında benim girdiğim zaman giren aday sayısı azdı. Giren aday sayısına bakın arkadaşlar. 2 katını geçmiş durumda. Dolayısıyla arkadaşlar bu da nelere sebep oluyor? Yığılmalara sebep oluyor. Belli yerlerde yığılmalar var. Şimdi şok olacağınız birkaç tane yığılma söylüyorum. Ben aynı olayın DGS'de de bu sene olacağını düşünüyorum. Bakın şimdi şok olacağınız bir olay arkadaşlar. Hemen ekrana fotoğrafı paylaşmayacağım. Fakat ekrana hemen netlerini yazacağım. Şimdi arkadaşlar bakın bir arkadaşımızın sayısal netleri, sayısal matematik netlerini söylüyorum. 33 doğru 10 yanlış şeklinde geliyor. Tamam mı? Bu arkadaşımız sözelden de 20 doğru 1 yanlış veya 2 yanlış yapmış. Bakın bunlar doğru sayısı, bu yanlış sayısı. Bu arkadaşımıza kaç puan gelmiş? Bakın bu seneki puanını söylüyorum. Bu arkadaşımız 70,2 ile bu seneyi geçmiş. Yani 70 hedeflemiş muhtemelen. 70'i geçmiş. Bu arkadaşımızın eşit ağırlık puanını söylüyorum. 66 eşit ağırlık. Eşit ağırlık 66. Sayısal da 70. Şimdi bakın bunu dikkatlice not alın arkadaşlar. Şimdi bak başka bir sonuç paylaşacağım. Bakın başka bir sonuçta da arkadaşlar. Arkadaşımız 26 doğru 7 yanlış yapmış. Burada da 26 doğru 8 yanlış yapmış. Ve arkadaşlar bu arkadaşımızın sayısal puanını söylüyorum. 66,7 sayısal puanı var. Bu arkadaşımızın eşit ağırlık puanını söylüyorum. 66. Şimdi bak olaya dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımız daha farklısı da Türkçe yapmış. Yani Türkçe'de mesela kaç net var bu arkadaşın? 24 net var. Hadi bunun da 19,5 net var. Şimdi baktığınız zaman sağ taraftaki arkadaşın Türkçesi daha fazla değil mi? Türkçesi daha fazla. Eşit ağırlık puanlarına şöyle bir dikkat et. Eşit ağırlık puanları aynı. Ya şuna bakabiliyor musunuz? Yani eşit ağırlık puanları aynı. Neden? Bu adam sayısaldan bunu dengelemiş. Bu neyse ben bunu geçtim. Bu önemli, bunu artık eşit ağırlıkçı arkadaşlar kıyaslasın. Şu adamların yani bu iki arkadaşımızın sayısal puanlarına baktığınız zaman arada 4 puan var. 4 puan var. Ve dikkat edin arkadaşlar. Matematikte kaç net? Bu arkadaşımızın hesapladığım zaman 30,5 neti var. Bu arkadaşımızın da 8 yanlış desek. Bu arkadaşımızın da kaç neti var? 24 neti var. Yani bakın sayısaldan aslında 6 tane 7 tane daha fazla yapmış. Yani sayısaldan bayağı fazla yapmış bence. Normalde bu arkadaşımızın şu sözleri yapmadan 70'i geçmesi lazımdı. Bakın 70'i geçmesi lazımdı. Ama sözel yaparak ancak 70'i geçmiş. Yani arkadaşlar 30 nete artık bakın 30 tane matematik netine 70 gelmemiş. Şimdi bunun sebebi ne? Şimdi ben yine sonuçları paylaşacağım.
Şimdi benim özellikle burada derdim, bunun şeyi, olayın mantığı, sebebi nereden geliyor? Arkadaşlar, olay şundan kaynaklanıyor. Artık matematikte kolay sorular var. Bakın, matematikte kolay sorular var. Şimdi bu seneki TGS'de de oldu. Matematikte belli kısım çok kolaydı. X, cebir kısmı çok kolaydı. Şimdi ALES'te de aynı tablo yaşandı. Şimdi bu kolay kısımdan dolayı bu sefer standart sapma tavan yapıyor. İşte gördüğünüz gibi. Yani sayısal öğrencisini normalde Türkçe etkilememesi gerekirken sayısal öğrencisi ancak Türkçe ile başarıya ulaşıyor. Dolayısıyla ben bu standart sapmayı öngördüğüm için dedim ki arkadaşlara, zamanınız kalırsa muhakkak ki Türkçeden soru işaretleyin dedim. İşte ben bu sene DGS sınavından da bundan korkuyorum. Çünkü biliyorsunuz ALES'te DGS birbirine paralel sınavlar. DGS'deki sorular da yine belli kısmı çok kolay oldu. Dolayısıyla arkadaşlar, burada kırılmalar olacak. Bakın, bunu göreceksiniz. 32 nette, 34 nette, 36 nette, yine 42 nette ve 40 netlerde buralarda kırılmalar var. Yani burada yığılmış adam. Yani ben soruyorum mesela herkese. Herkes hemen hemen şu neti söylüyor veya bu neti söylüyor veya bu neti söylüyor. Yani herkeste belli bir net var. Burada seni öne çıkaran ne olacak? Türkçeden yaptığın netler olacak. Bak, az önceki gibi. Yine az önceki olaya dikkat et. Bak ne olmuş? Burada 70'i geçmiş. Ama neyle geçmiş? Türkçe sayesinde geçmiş. Bak buradan dikkat et. Türkçeden de daha fazla yapıyor. Ve hala ciddi bir aşağıda. Çünkü sayısalda arkadaşlar, bakın sayısalda yığılım var. Yani bence bu seneki ALES'in sayısaldaki yığılımı ciddi fazlaydı. Bakın 30 nete gelmemiş. Mesela başka bir sonuç belgesi paylaşayım sizinle hemen. Hemen bir başka sonuç belgesi paylaşayım. Daha iyi analiz edeyim arkadaşlar. Örneğin arkadaşlar, bir arkadaşımız matematikten, yine sayısaldan, say yazalım. 46 tane 45 net yapmış. Sayısaldan 45 net yapmış. Sözelden de arkadaşlar, sözelden de kaç net yapmış? 35 net yapmış. Şimdi bu arkadaşımızın, ben size sayısal puanını söylüyorum, 89. Bakın 89 tane, 89 puan yapmış. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşımızın puanı kaç? 89. Bakın dikkat ediyor musunuz? Ben size sayısal puanını söylüyorum. Bu arkadaşımızın sözeli kaç? 82. Eşit ağırlık kaç? 86. Bakın eşit ağırlık 86. Sözeli 82. Şimdi bakın bu arkadaşımıza. Neredeyse matematiği fulleyecek. Bakın. Neredeyse Türkçeyi de, yani birazcık daha zorlasa fulleyecek. Buna rağmen bakın 89'dan almış, kalmış. Hemen yine başka bir arkadaşımızı paylaşacağım arkadaşlar. Dikkat edin yine. Şimdi mesela arkadaşımız sayısaldan 35 net yapmış. 35 net yapmış. Türkçeden de arkadaşlar, Türkçeden de kaç yapmış? 18 net. Türkçeden de 18 net yapmış. Ve bu arkadaşımızın puanı kaç gelmiştir sizce? Bu arkadaşımızın puanı 74 gelmiş. Bu arkadaşımızın eşit ağırlık puanı 68. Sözel 62. Bu sözel. Bu sözel. Bu eşit ağırlık. Bu da sayısal. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu arkadaşımız 74 puanı yapmış. Niye? Matematikteki 32'lerdeki kırılmayı geçmiş, gördünüz mü? Standart sapma nasıl? Bak. Bir öncekine bak. Bir önceki, bundan bir önceki. Nerede? Bir dakika. Bu da değildi. Şu ilk paylaştığım mıydı? Evet. Mesela bakın buraya. Bu arkadaşımız 30 net yapıyor. 19,5 Türkçe yapıyor. 70'te kalıyor. Bak. Sonra buradaki arkadaşımız 35 yapıyor. Bakın. Hemen hemen her neti bir puan olmuş. Hemen hemen her neti bir puan olmuş. Niye? Arkadaşlar işte sınavda kırılma var. Sınavda ciddi bir kırılma var. Bu kırılmaların olduğu noktalar var. Sizler bu kırılmaların olduğu noktalara dikkat etmezseniz arkadaşlar, maalesef ki bu şeyi aşamazsınız. Bakın yine bir sayısal neti söyleyeceğim size. Sayısaldan 41 net yapmış. Sözelden de 31 net yapmış bu arkadaşımız. Kaç puan almış? Sayısal 85, eşit ağırlık 81, sözel 77. Bak bu 81. Sayısal, sözel, eşit ağırlık. Şimdi arkadaşlar, bakın dikkat edin. Bu arkadaşımız Türkçenin belli bir yerini kırmış. Bakın Türkçenin belli bir yerini kırmış. Ondan sonra sözel yapmış. Şimdi dikkat edin. Dikkat edin. Bir başka sonuca bakacağım. Burada da arkadaşlar, yine arkadaşımız
kaç yapmıştı? 30 net yapmıştı. 19 da Türkçe yapmış. Bu arkadaşımızın puanı da 70 gelmiş. Şimdi baktığınız zaman yani Türkçe'de belli bir yerden sonra etki etmiş. Matematikte belli bir yerden sonra. Şu aradaki uçuruma bakın. 15 puan var. Yani 30'dan sonra benim tahminime göre 32 net matematikten sonra arkadaşlar buradan sonra bu sınav kırılmaya uğramış. İşte buradaki gibi analizler var arkadaşlar. Şimdi ben o yüzden sınavdan önce 2020 Alice 1 sınavından önce burada bas bas bağırdım. Dedim ki aman arkadaşlar Türkçe çözün. Ama ne zaman? Sayısalda yaptın, bütün gücünü sergiledin, bitti, Türkçe çözeceksin. Yoksa standart sapma mahvediyor. Ve arkadaşlar ben şöyle görüyorum. Yine birçok arkadaşımız 70 puan hedefinin altında kaldı. Yine birçok arkadaşımız maalesef ki puan hedeflerinin altında kaldı gibi geliyor. Şimdi sizler netlerinizle beraber puanlarınızı bu videonun altına yazın arkadaşlar. Rica ediyorum. Neticede YouTube bir Instagram gibi bir platform değil. Birazcık daha farklı bir platform. Buraya yazın ki arkadaşlar kıyaslayalım. En azından 2020 ALES 2'ye çalışan arkadaşlarımız daha güzel analiz yapabilirsin. Yani şu an DGS'ye çalışan DGS sonuçlarını bekleyen arkadaşlarımı da söylüyorum. Yani her şey hazırlıklı olun. Bu sene ciddi bir yığılım noktası var. Tercihlerde de bunu görebilirsiniz. Bu sene farklı bir sene. Yani ilk defa pandemi sürecinde bir sınav yapılıyor. Ve ben bu sınav için sizi defaatle uyardım. Şöyle olacak, böyle olacak. Nitekim dediğim şeyler de çıktı. Soru analizlerim de çıktı. Neredeyse arkadaşlar sayısı değişik soru yakaladım. Problemler kitabım var biliyorsunuz. YouTube hocam problemler kitabı var Yektumat'ın. Yani Yektumat zaten benim. O kitapta bir sürü soru yakaladım. Hem DGS'de hem de ALES'te. Ve arkadaşlar ben şuna inanıyorum. Şimdi cebir kitabım da çıkacak. İnşallah cebir kitabım da çok faydalı olacak. Yani bu standart sapmalara göre hareket etmemiz lazım. Yani ben de dahil arkadaşlar. Yani şu an kimse bu sınav hakkında dört dörtlük bir şey söylemez. Hani denk getirebilir. O da şansa denk gelir. Yani burada analiz yapmak gerçekten çok zor. Bakın şu sınav puanlarıyla eskiyi karşılaştırdığımız zaman uçurumlar var. Her sene yığılım noktaları değişiyor. Kolay soru sayısı değişiyor. Yani Türkçe bakın bu sene çok değişik oldu. Hala tartışanlar var. İtiraz eden arkadaşlar var. Bu videonun altında yorumlarda buluşalım. Yine DGS'de de arkadaşlar benzer şekilde ben standart sapmanın belli bir oranda farklı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. KPSS'ye de gireceksiniz. ALES'e girdiğinize göre arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani şu an KPSS ile ilgili de yani aslında şu an çalışma yapmama gerek yok arkadaşlar. Yani kitabın YouTube çözümleri hala açık. Ondan sonra cebirle ilgili zaten yani o kadar çok cebir çalışması yaptım ki DGS ALES ile ilgili yaptığım cebir çalışmaları zaten artıyor. Yani ön lisans ve lisansa girecek arkadaşlarım. Yani şu anda oynatma listeleri yeterli. He, ben yeniden evet elimden geldiği kadar çalışma yapıyorum. Yapacağım da ama yani var olan çalışmalardan da faydalanmanızı istiyorum arkadaşlar. Ben şimdiden sınav sonuçlarınızın hayırlara vesile olmasını istiyorum. İnşallah ALES ile ilgili yine bu sınavlarla ilgili güzel çalışmalar gelecektir. Instagram'dan yine paylaşımlar yapıyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan bana sonuç belgelerinizi atabilirsiniz arkadaşlar. Paylaşmak isteyen arkadaşların yine zevkle paylaşırım. Faydalı olabilirsem ne mutlu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.